Canlar gıdanın katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Teyze, bir şeyler söylüyor mu? Dua ediyor mu bize? Dua ediyor mu? Evet. Allah razı olsun bu arabaları bize veren insanlardan, bize katkı sağlayan insanlardan her zaman duanı bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet, güneş görmez pencerem, ocakta kaynamaz tencerem, bu yalnızlık eder beni verem, gel götür yanına beni evlat diyen anne babalar var. Karanlıkta günüm yitiyor, yokluk içinde ömrüm bitiyor, senin hasretin burnumda tütüyor, gel götür yanına beni diyen anne babalar var. Hak mı ederim ben bu çile çekmeyi, kaderim zaten vurmuş diyor bana tekmeyi, çok görme vereceğim bir lokma ekmeği, gel götür yanına beni diyen evlat, diyen anne babalar var. Bayramcığım şöyle gel. Evet, Anadolu'da çok anne babalarımız var. Bayram Başkan. Bu teyzemiz yine şanslı, oğlu kızı hiç değilse evlerinin bir köşesinde. Elindir. Şöyle otur da sana vereyim. Evet, seni bir tanıyalım abi. Benim ismim İlyas Tepe, annem olur. 2 senedir yatılı hasta. Bakıyoruz çünkü evet. Zamanında onlar bize baktığı için biz de bakmaya vallahi elimizden geldiği kadar bakıyoruz. İlyas, eğer cennet annelerin ayağının altındaysa, evet. Şimdi bu yaştaki annelerin ayağının altında cennet. Dalcazide görüyoruz yaşlıları. Hakimlerin, savcıların, profesörlerin anne babaları dalcazelerde. Annemize bakmalıyız. Kıymetini bilmeliyiz, pasını silmeliyiz. Biz, Allah sizden de razı olsun. Seve seve bakıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Hatta benim bir amcam vardı. Bayram Bey bilir. Ona da ben 2 sene baktım. Yani hatta dedi ki benim evladım olsun. Tabii öz amcam. Senin kadar bakamaz dedi. Her konuda baktık yani yemesine, içmesine. Bu Maruk Köyü'nden miyiz? Yok, Sazlakbaş Köyü. Hamarlık Sazlakbaş Köyü. Rahmetli babamın postacı derler. Esasında ismi Şakir de postacı olarak Sazlakbaş komple tanır yani. Evet, buradan Sazlakbaş Dernek Başkanıma Cemal Başkanıma Akbaş Sazlı, Cemal Başkanıma Ali Dönmez'e, bütün yürekli mahallesine kadar gitsin. Herkese İlyas Yavaş'a neydi? İlyas Öztürk. Yürekli Mahallesi Dernek Başkanı. Hepsine. Akbaş Sazlı Köy Dernek Başkanı Cemal Yılmaz'a. Hepsine selam. Hepsine selam olsun buradan. Evet Bayramcığım, Allah razı olsun senden ve teyzemizin bu varlığını bize duyurdun. Biz de işte elimizden bu geliyor. Allah razı olsun Zeynep abi. Çok yani teşekkür ederiz sana bu ilgili alakandan dolayı. Bu kardeşimiz İlyas Öztürk dedi, amcası vardı bunun. Evet. Amcasının çoluk çocuk yoktu. Amcama da bak. Evli falan hiç evlenmemiş. Tek başına yaşamıştı. Sağ olsun İlyas kardeşimiz çok baktı. Ve bunun yanında da vefat etti herhalde. Tabii, senin yanında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Postacı Zeyman'da mekanı cennet olsun. Buradan bizi seven dostlarımıza herkese selam olsun. Ayrıca bu getiren tır şoför abinle sen görüştün, seni gönderdim. Gönderdim, mesaj attım ona, ayrıca teşekkür ettim. Allah hepsinden razı olsun. Mesaj attım ona. Teşekkür ettim kendisine. Bir isteğiniz, arzınız olursa telefonunu da bıraktı bize. Tamam. Oralardan eğer böyle bir nakli işiniz İnşallah olduğu zaman. Viyana'da 4 tane akülü arabamız var Cemil Yıldız'da. İnşallah onları da bir şekilde getireceğiz ama akülü arabayı getirmek çok zor. Necmettin kardeşimiz bugün orada tanışmıştık. O evet. Da tırcı, o Avusturya'ya, yurt dışına, Viyana'ya falan evet. Gidip geliyor. Ondan da itibata geçip oralarda böyle bir işin olduğu zaman seve seve yapacağına inanıyorum. O zaman şöyle bir anons yapalım. Sevgili dostlar, Avrupa'dan, Avusturya'dan özellikle eğer tekerlekli sandalye ya da hasta yatağı buraya göndermek istiyorsanız Avusturya Vest'te Sinop Ayhancıklı Lastikçi Celal'ın yanında ATL Ojestik Ayhan Payzın eğer siz ona ulaşırsanız o arabaları buraya yük verdiği tırlarla gönderiyor. Biz de buradan Yeniçamlıca gişelerinden alıyoruz gelen tırlardan. Şu ana kadar Almanya ve Avusturya 21'in üzerinde tekerlekli sandalye geldi. Hep de getiren tırcılarımız Kayserili genelde. Ama Almanya Avusturya arası da nakliye transport işimiz oluyor. Mustafa Taşdemir Allah razı olsun şoförlerinden, kendisi Ispartalı, 3 tane tırı var. Sağ olsun bize yardımcı oluyor. Bu tırcı arkadaşlarımla vesile olan Nurettin Yolcu Karslı. Buradan Nurettin Yolcu'ya,
Çok teşekkürler. Ayrıca bu karyolayı Vels'e getiren Mehmet Çetinkaya, Kara Mehmet abi, Allah razı olsun, çok teşekkürler. Melek Yolcu'ya, Nebahat Yolacan'a, hepsinden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tekrar diyorum, her sağlam insan bir engelli adayı, ne verirsen elinle, o da gelir seninle. Engellilerimizi lütfen koruyalım, kollayalım. İşte gördüğünüz teyzem gibi, ellerimizi açtığımız zaman duaya, gözlerimizi diktiğimiz zaman semaya, sizler için de yalvaracağız Yaradan Mevla'ya. Allah hepinizden razı olsun. Yöremiş Töremiş programı devam ediyor. Bundan sonra Yöremiş Töremiş programı Yeni Sinema TV, Hazar TV, Memleket TV ekran başında. Her pazar saat 10, yatmaya son, ekran başına koyun, bizi izlemeye devam edin. Haydi bakalım. Evet sevgili izleyiciler, şu an Sinop Boyabat'tayız. Yöremiş Töremiş sosyal projemiz, faaliyetimiz devam ediyor. Şimdi Boyabat Gündemi gazetesi sevgili Ömer Aytekin Boyabat'ta da olup biten haberleri bize ulaştırıyor. Şimdi bu arabayı Emine Gündoğdu, evet, ablamıza, Yaylacılı Köyü'ne göndereceğiz. Kendisi yok mu zaten? Köyde de gitsek bulamayacakmışız. Biz de burada teslim edelim. Sevgili Ömer ulaştıracak. Bu arabayı Boyabatlı genç iş adamımız Hansman İnşaat Yapı, Ergelen'e Açık Kapı, Hakan Lüle, Allah'ım sana da yutturmasın apı. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Harun Yıldız, Kartal Sanayi Sitesi'nde Star Otomotiv, Sinop Ayancıklı kendisi, bir akülü araba dedi. Bu arabayı da onun adına aldık. Onun vesilesiyle bir engelli kardeşimize vereceğiz. İki araba Türk eline gönderdik. Onlar da Hayriye bacım sağ olsun, gönül elçimiz, ve Vedat Özçelik, Almanya Zerlon Engelliler Beyaz Ay Dernek Başkanım. O da şu an Ayancık'ta. Türkiye Turizm'e sevgili Soner Kaptan'a çok teşekkürler. İki araba da Türk eline gönderdik. İki araba da İstanbul derken, bu mübarek günde 6 tane engellimizi sevindirdik. Allah'ın rızasını siz dostlarımızla hep beraber kazandık. Ankara'da yine iş adamı Sinop Saraydüzlü Çampaşa Köyü'nden Yüksel Yiğit, Allah razı olsun, Ankara'dan 2 tane o arabayı Selami Parmaksız yeğenim otobüslere verdi. Arabalar da yerine ulaşmış. Ataşehir Engelliler Dernek Başkanı Birol Ekşi, senden de Allah razı olsun, bir araçta o verdi. İki araba İstanbul'a, iki araba Türkiye'le, Sinop Türkiye'le, iki araba Boyabat'a getirdik. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Evet sevgili Ömerciğim, Boyabat'ta olup biten haberleri de bizlere ulaştırdığın için sosyal medya gerçekten takipte ediyorum. Her gün hemen hemen bir şeyler oluyor. Bazen üzülüyoruz, bazen gülümsüyoruz, tebessüm ediyoruz, seviniyoruz. Bu birileri binlere ulaştırdığınız için çok teşekkürler. Boyabat Gündemi ve Ömer Aytekin'e çok teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceğim? Bizim proje hakkında da haberlerimizi de yapıyorsun. Haberimiz yok yine yapıyorsun. Ayrıca çok teşekkür ediyorum onun için de. Abi şimdi gündemi yakalamaya çalışıyoruz. Boyabatlı olsun, ülke genelde. Zaten ulusal yayın yapmıyoruz. Sizler de çok güzel projeleri imza atıyorsunuz. Sizi yakın takip ediyoruz. Bu Ramazan gününde size Allah bin kere razı olsun. Emine Gündoğdu Hanımefendi, Yaylacı Köyü'nden o arabayı getirmişsiniz bugün günde, ona teslim edeceğiz inşallah elimizden. Dediğim gibi mübarek Ramazan gününde çok güzel. İsteriz ki tabii ki Boyabat gündemi olarak çok iyi haberler, güzel haberler verelim ama maalesef olmuyor. İşte yeni bir kaza haberi şu anda gittim çektim yayınlayacağım. Yani bu da var ama iyi haberler de var. İnşallah bu haberleri de sizinle beraber yapmaya çalışıyoruz. İşte bu insanları mutlu ediyoruz. Onların o gözündeki ışıltıyı görmek, gerçekten tebessümü görmek bizi mutlu ediyor. Allah razı olsun sizlere bu güzel mübarek günlerde. Diyeceğim bu kadar. Bizleri takip etmeye devam etsinler. Sizlere biz takip ediyoruz. Allah sizden hepinizden razı olsun. Bu değerli iş adamlarım, bunu yardım eden finansmanlarımızdan da tabii teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi her şey mübareklığımızda, her şey güzel olsun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sana çok teşekkürler. Evet, ayrıca Boyabat'ta olup biten olayları bize bildiriyor. Ve engellilerle alakalı da Mustafa Çakır abim var. Ondan da Allah razı olsun bizi bilgilendiriyor. Biz de ona göre ihtiyaç sahiplerini tespit ediyoruz. Araçlarını bir şekilde ya kendimiz getiriyoruz, ya kargo ediyoruz, ya da otobüslerimizle gönderiyoruz. Bizim yerimize şimdi Ömer kardeşim arabasıyla ta bunu götürecek, oraya verecek. Sevgili Ömer, bu arabayı da beraber teslim edelim. Burada bir engelli kardeşimize vereceğiz. Evet,
Yöremiz töremiz devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Tekrar Sinop'tan Anamur'a, Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, ne kadar ekran başında bizi izleyen gönül dostumuz varsa buradan saygı, sevgi, selam gönderiyoruz. Bu sosyal projemize de destek veren Avrupa ve Türkiye'den ne kadar kalbi gönlü güzel insanlar varsa hepsinden Allah razı olsun. Bizi izlemeye devam edin. Güzel yaylaları, şirin köyleri, gel de vur kardeşim bizim elleri, haydi. Güzel yaylaları, şirin köyleri, gel de vur kardeşim bizim elleri, haydi. Evet sevgili izleyiciler, Boyabat'ta Emine teyzemizin arabasını sevgili Ömer ağamıza teslim ettik. O inşallah Yaylacık köyüne ulaştıracak. Şimdi de Bayamca köyünde İbrahim abimize, bundan kaç ay oldu İbrahim abi? 5-6 ay oldu sanırım. Bizden bir araba talebi olmuştu. Biz de ancak bugüne nasipmiş. Yine Bayamca köylü İsmail Çakır arkadaşım var. Çok rica etti. 18 yaşında engelli bir kızı varmış. Ona da İstanbul'da arabasını teslim edeceğiz. Evet, bu arabaya vesile olan Kartal Otosanayi'de Star Otomotiv sevgili Harun Yıldız, Allah senden razı olsun, İbrahim abiye nasip oldu. İbrahim abinin ayağını görüyorsun. Engelli, arabası bozulmuş. Ben de söz vermiştim. İbrahim abinin alma durumu da olmadığı için biz yerinde böyle geliyoruz, tespit ediyoruz. Arabayı veriyoruz. Muhtarlarımıza soruyoruz, dernek başkanlarımıza soruyoruz. Gerçek anlamda sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bugün yine iki tane Türk eline araba gönderdik. Onlar da teslim almışlar. Orada gönül elçimiz Hayriye ablamız sağ olsun ve Vedat Özçelik Almanya İzorlan'daki şu an Ayancık Erdemli Köyü'nde Ayancık ve Türk eline arabaları teslim etmişler. Çok memnun olduk. Allah onlardan da razı olsun. İbrahim abi, neler söylemek istiyorsun? Abi, Allah başta önderlik yapıp senden razı olsun. Başta Cenab-ı Allah iş adamlarınıza iş gücü versin, kolaylık versin. Her sene şu mübarek günleri nasip etsin. Başta belediye başkanımıza, Vedat Gedikoğlu'na, Ergün Gedikoğlu'na ve köyümüzün muhtarı Nusrat Aydın Beyefendi'ye, hepsine Allah önderlik yapıp yardımcı olanlara Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsine de teşekkür ederim. Allah işlerimizi güçlerimizi rast etti. Bizim elimizi ayağımızı yerden kezdi. Bize bu mutluluğu vermezse şu mübarek günde Allah da size mutluluk versin kardeşim. Amin. Amin İbrahim abi. Amin. Allah hepinizden razı olsun. İşiniz gücü rast etsin. Allah razı olsun. Evet, Bayamca dediğin zaman muhtarımız şu an fabrikadaymış. Burada yokmuş. Kendisini çağırdık aslında. Buradan muhtarıma selam olsun. Aslında ben Kıran Yaylası'na bir sözüm de vardı. Bir rahat olamadık, bir müsait olamadık. İnşallah o sözümüzü de yerine getireceğiz sevgili muhtarım. Ve Bayamca dediğin zaman akla gelen kanaat önderlerimiz vardır, dernek başkanlarımız var. İsmet Özdemir başkanım olsun, Ergün Gedikoğlu olsun. İsmet Özdemir'i unuttuk. Onu da gözlerinden öperim. Fark etmez. Allah işini gücünü de onun da rast etsin. Amin, amin. Sevgili Sezai de buradaydı ama balık tutmaya gitmiş, Yunus'u yakaladık. Buradan bütün Bayamcılı kalbi gönlü güzel dostlarımıza saygı, sevgi, selam olsun. Evet muhtarım, biz seni tanıyoruz ama muhtarın yenisi eskisi olmaz. Tabii muhtar ki. Muhtardır. Tabii kendini ki. Bir tanıt önce, sen de buradan neler söylemek istiyorsun? Ben bu kardeşime yardımcı olan hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Başka ne diyeyim yani? Rica ederim. Yani bu iyilik bu kadar olur mübarek günde. Bu hayır zaaplarına Allah razı olsun diyelim. Allah niyetlerini kabul etsin. Abi, abi. Biz son 4,5 yılda şu araba 495, 496, 2'de 499. araba. İnşallah 480. arabayı da İsmail Çakır'ın kızına vermiş olacağız. Ve İstanbul'da yine
iki tane daha manuel araba. Birini İsmail Kabakçı Başkanım, buradan selam olsun, kulaklar çinlesin, bir yaşlımız varmış. Ona bir de Adem Ertaş beni aradı. Pendik'te bir engellemiz daha varmış. İstanbul'a gidince de onları inşallah vereceğiz. Evet sevgili Ömer'im, sosyal faaliyetler... Sivil toplum örgütleri, belediyeler, kaymakamlık aracılığıyla sosyal hizmetler müdürlüğümüzde insanlarımızın ihtiyaç sahipleri karşılıyor. Ama bizim tespit ettiklerimiz sosyal güvencesi olmayan, rapor alamayan, köylerde olup, ilçeye gidip, ile gidip, Ankara'ya gidip rapor alamayacak durumları biz tespit ediyoruz. Böyle devam ediyoruz. Sen de çok güzel haberlerimizi yapıyorsun. Allah senden de razı olsun. Bayamca köyünde neler söyleyeceksin? Ne diyeyim abi, şimdi biz bu haberleri yapıyorduk ama tabii ki sosyal medyadan, ama ben bugün canlı canlı yaşadım. İki tane, birini teyzemize, birini amcamıza bugün teslim ettik. Gerçekten insan bir başka oluyor, bir başkaymış bu canlı yayın ya, dediğim canlı canlı teslim etmek. Yine amcamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah ve Allah diyorum, yine tekrar söylüyorum, mübarek günde bu hayırlarını esirgemeyen sayın iş adamlarımıza, dernek başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten başka bir duyguymuş. Diyorum ki yardımlara devam edelim. Gerçekten güzelmiş. Abi sana çok teşekkür ediyorum. Bana da bugün değişik bir mutluluk yaşattığın için Allah hepinizden razı olsun. Hepinizden razı olsun. Bayamca köyü çok güzel bir köymüş. Biraz çekim yaptım biraz önce. Onu da akşam yayınlayacağım. Ne diyorum? Boyabat gündeminde kalın, biz de kalın diyorum efendim. Teşekkür ederim. Evet sevgili Yunus, İstanbul'da müzisyen arkadaşım, sanatçı arkadaşım. Çok programlarda da beraber oluyoruz. Ramazan ayları geldi mi bu abaya atar, Bayamca'da yatar, yaşama yaşam katar. Tatile giriyor ama cıplak seste de olsa, Ramazan ayı da olsa oruçlu oruçlu bize bir şeyler söyle hadi. Önce saygı, sevgi, selam. Önce selamun aleyküm herkese, bütün Müslüman ve Türk alemine. Ramazan-ı şerifleri hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel insana sahip çıkın. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü her yerde, bütün derneklerimizde, cenazelerimizde, düğünlerimizde hep sen varsın. Gözümü açtım, daha çocuktum, sen varsın. Hala Allah ömrünü uzun etsin. Başımdan eksik tüm ekibinde. Ekibinde diyelim ve Siyat, Sindef, bütün iş adamlarımıza saygı, sivil toplum örgütlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah işlerini güçlerini rast gelsin. Bol bol kazançlar versin ki böyle güzel insanları mağdur etmiyorlar. Elinden geldiği yardımları, güzellikler yapıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim bir türkümüz vardı. Ufak bir türkü okuyalım. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Ah İstanbul beni ne hale koydu. Körpe bir fidandım, oy oy, kurudum kaldım. Ah İstanbul bizi ne hale koydu. Ölürsem oy 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 oy, Sinop'a götürün beni. Boyabat yaylasında toprağa verin beni. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de bir kardeşim bizim köyleri, haydi! Evet sevgili izleyiciler, Sinop Boyabat merkezdeyiz şu an. Esentepe Mahallesi Tehneli'de duadaydık, oradan buraya indik. Burada Esentepe Mahalle Muhtarım, İsmet Muhtarım ve Esentepe Hazreti Ömer Camii Derneği kurulmuş. Hayırlı uğurlu olsun Mustafa Gül Başkanım ve Esentepe'li abilerle beraberiz. Bu gördüğünüz arsa kaç metrekare başkan? 720 metrekare. 720 metrekare cami yeri için yeni almışlar, derneğini de kurmuşlar. Evet muhtarım, makamında virüsün emiri, verdiği emir keser demiri, Esentepe'nin mülkü amiri. Hayırlı uğurlu olsun. Mahallemizde kaçıncı cami inşaatı? 6. cami inşaatımız var. Evet. Bu camimiz, burası mahallemiz büyüdükçe cami ihtiyacımız doğdu. O yüzden komşularla birlikte buranın yeni arsasını aldık. Cami yaptırma için derneğimizde kurduk. Yardımlarınızı bekliyoruz. Allah yani nasip ederse kazmayı ne zaman vuracağız? Nasip olursa Ramazan'la kurban arasında 7. veya 8. yerlerde düşünüyoruz. İnşallah biz de o zaman buralarda oluruz, onu da görüntüleriz. Evet Mustafa abi, arsaları aldık. Olduk da
Buna lazım para. Olmayınca para. Herkes düşer dara. Esentepe'lileri nasıl geçireceğiz kara? Öncelikle bizler kırmayıp geldiğin için kendinize ve Salih Bey'e ve size teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Allah razı olsun Zeynel abi. Şu anda biz arsalarımızı maddi imkanlar, yani paramızı aldık. Bağış niteliği olmadığı için şu anda bir miktarda borcumuz var ama inşallah bunları da aşacağız. Hayırsever sahiplerimizin katkılarıyla. Tabii kolay bir süreç değil. İnşallah evet. Biliyorum Allah katında hayır yapacak insanlar gizlidir. Evet. İnanıyorum şu anda çekmiş olduğumuz tabelamızda banka hesaplarımız, gerekse telefon numaramızla bizlere ulaşabilirler. Bu katkıları yaparsalar iyi olur. Tabii ki bu dünyada ne verirseniz elimize o gidecek bizimle. İnşallah hayırlı olur diyorum. Bizleri kırmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Şimdi Mustafa abi, Avrupa'da ve Türkiye'de köylerde daha yeni, zaten geçen kargı Gökçedoğan Köyü cami şu an 3. katının hasırını attılar. Orayı da çektik. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Esentepe'de muhtarım aradı. Bir camimizde yine çekim yapmıştık. Şimdi eliyle cebinin arası 5-6 kilometre olan insanın hayır hasene zaten bilmez. Evet. Ama şöyle bir düşünmek lazım. Bir yumurtayı düşün. Ne kapısı var, ne penceresi. Civci canlanı çıkıyor. Şüphesiz evet. Bir yaradan var. Evet. Bu dünyanın da öbür tarafı var. Bu dünyada ne verirsen elinle o da gelir seninle. Yarın hak dünyaya varınca olacağız bir karınca. Sorgu süveli sorunca 5 katlı binaların hesabını, malın, mülkün hesabı nasıl verilecek? Bunu düşünen gerçekten eli, bir eli vicdanda, bir eli para olan cüzdanda, paranın azı kararı çoğu zarar, hayır hasenet bana yarar diyen duyarlı insanlardan evet. Allah razı olsun. Aynen. Size de böyle duyarlı insanlar lazım. Evet, eğer şey. Minareyi ben yaptırırım, caminin bir katını ben üstlenirim ama o kata benim annemin, ölmüş annemin ismini verirsem, babamın ismini verirsem, minareye ismini verirsen ben bu bağışı yaparım diyenlere verebiliyoruz mu? Hazreti Ömer cami ama bu minare işte merhum filanın hayrına filan tarafından yapılmıştır diye bir tabela asabilir miyiz? Tabii ki biz zaten bu konuda açığız, sağ olsun ikinci arsamızın sahibi de bize dedi arkadaşlar ben size katkı yaparım ama benim isim vermeyeceğim. Babamın adı Yaşarsa olur. Tamam dedik. Hay. Sonuçta bizim önümüz açılsın. Buraya Allah'ın evini yapalım. Bizler bu konuya açığız. O insanlar isim olarak böyle isim telaffuz ederseler biz onları destekleriz ve o garantiyi de verebiliriz. Yani isim yazılır yani. Bunda sıkıntı ben yok. Ben bunu çok yerde görüyorum. Tabii çok ki. Yerde duyuyorum. Çok istişare ediyoruz bu konularda. Bu konuya hassasiyet gösteren çok insanlar var. Ölmüş annesinin babasının ismini yaşatmak istiyorlar. Bu konuda da hayır yapmak istiyorlar bu şekilde. Bunun için söyledim. Tabii ki, tabii ki, biz, tabii ki biz yeter ki arzularsalar derlerse işte biz minare yapacağız ama bizim geçmişimizde annemiz babamız gibi hay hay deriz yani. Ne evet. Demek yani biz bu konuda açığız. Yeter ki onlar hayırlarını yapsınlar. Onlarla beraber hep beraber bu eseri meydana çıkaralım. Evet. İnşallah temelini atacağımız zaman sizleri tekrar çağıracağız. İnşallah, i̇nşallah. Açılışına da çağıracağız. İnşallah. Ben inanıyorum yürekten bu işi başaracağız Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah. Yardım edecek. İnşallah. Muvaffak olacağız diye şimdi düşünüyorum. Biz kaymakam, ilçe kaymakam beyimizden, müftümüzden, Sinop valimizden gerekli izinlerimizi aldık. Makbuzumuzu bastırdık. Ziraat Bankası'na hesabımızı açtırdık. Peki Ziraat Bankası'nın hesabını kafadan tutabiliyor musun? Kartta mı var? O, tabelanın orada bir yüksek gelirinden hangisi senin? Evet sevgili izleyiciler, ulaşacağınız telefon numarası 544-657-0018'den başkanımıza ulaşabilirsiniz. Ziraat Banka hesap numarası da 784-93-937-50-0001 IBAN TR 39-001-00-56-76-49-37-50-01. Bunu buradan kayıt yapamazsınız belki ama Zeynep Parmaksız 0-530-925-0157 Salih Yılmaz Yüksel 0-530-881-02-57 ya da 0-544-657-0018 Salih Yılmaz Yüksel'den ya da Zeynel Parmaksı'dan başkanıma ulaşabilirsiniz. Muhtarım inşallah muvaffak oluruz.
başarılı oluruz. Bir an önce yaparız. İnşallah. Burada insanları ibadetlerini evlerinin yanında yakın bir yerde camide yapmalarını sağlamalarına vesile oluruz. Evet. Çünkü bekleme tekleme kıl beşi kurtar başı namazın yok yaşa. Allah yarattı bu dağı taşı. Bu dünyada hesaba katmasan beşi yarın hak dünyaya varınca kalkarmışın şaşı. Biz bunun bilincindeyiz. Benim dedem de hoca, annem de hafızdı, rahmetlik, mekanlar cennet olsun. Biz de üstümüze düşen, payımıza düşen ne varsa yapacağımızın İnşallah sözünü başkanım. Zaten Mustafa abi sen beni biliyorsun tabii zaten. Ki, tabii ki. Sayın Başkanım bir müjde daha verelim buradan. Bu seneki Ramazan'da Allah nasip ederse arsamızda Kızılay Başkanı Sayın Suat Elmacı Bey'in katkılarıyla bize bir çadır tahsis ediyorlar. Evet. İnşallah açık havada teravih namazı kılmayı düşünüyoruz ve başaracağız. Bu da olacak. Ben tüm Boyabat'ı buraya davet ediyorum namaz için. Açık hava. İnşallah. İnşallah bu da olur diye düşünüyorum. Ben size tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdiden önümüzdeki mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah tüm niyetleri kabul etsin. Okunan Kur'an-ı Kerim'i, verilen iftar yemeklerini Allah hayırlarınızı da kabul etsin. Amin. Amin. Evet, burada bir iki abim var. Kısa ve öz bir alalım. Bir tanıyalım seni. Ali Özkara. Ali abi, nasıl, ev burada mı senin? Burada. Camiye burada olması için ne yapacağız? Tabii elimizde geldiği kadar uğraşacağız. Eşe, dosta, eşe, dosta. Hayır, evet efendim. Fitre paraları bile geçerli değil mi? Tabii efendim. Zeynel abi, fitre ile zekatı cami hayrında kullanılmayacağını duyduk. Mu? Onları kullanamıyormuşuz. Çünkü onu bir hocaya sorup. Ya başkan, belki, eşek de kurban olmuyor ama eşeği pazara götürüyorlar, şimdi, satıyorlar, parasıyla kurbanlık alıp kesiyorlar, yani oluyor. Direkt telaffuz ederseniz belki hata yapmış oluruz. O zaman yanlış, onu yani danışıp dönüşüp danışalım ona göre. Tabii ki, ona göre. Evet abi, sizi anlamasın. Bir tanıyalım. Ben Kadir Sönmez. Evet Kadir ağa. Burada oturuyorum. Hüseyin ağa nerede? Köydeler şu anda. Evet, buradan Hüseyin Sönmez'e, Şuayb Keskin'e, bütün Sarayçaylı, Yeşiltürbeli dostlarıma da selam olsun. Kadir ağa iyi ağadır, o halleder zaten, evi de burada. Ya evet, buradan kimlere olayım. Selam göndereceğim? Şu fabrikacılara, Tosya, Mosya, Çorum'a bir selam çak da buraya bir şeyler yapalım. Gideceğiz Kadir zaten abi. Gideceğiz nasip olsa. Allah, Çorum'a ne gideceğiz? Valla Kadir abi, dakikola çık yola, ver o fabrikacılara. Öyle, öyle inşallah. Doğru. İnşallah. Herhalde. Evet, Kutlu Yasin dayım, senin de mekanın cennet olsun. Babamın iyi dostuydu. Babamın da Allah rahmet eylesin her ikisinde. Evet abi. Zahmetin koyun, camimizi destek yaparız inşallah. Hangi köy? Sırlı köyü. Cami için yapmamız gerekenleri yapacağız. Evet. Bizim aracılığımızda eşe dosta selam gönderin buradan. Sırlı köyüne selam. 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 Yola devam. Yola devam. Evet. Evet, şimdi ben bir kısa espri olsun. Rahmetli Kelali dayım vardı. Boyabat Fantom otobüslerin sahibi. 50-55 sene otobüsçülük yaptı. Bursa'da kasa yaptırıyormuş. Yine rahmetli Mehmet Ali Teke, Ahmet Koyun, Hüseyin Koç. Bunlar Bursa'da Ali dayının olduğunu duyuyor. Otele gidiyorlar. Kimlikleri alayım diyor. Ad soyad diyor. Biri diyor ben Mehmet Ali Teke. Biri diyor Ahmet Koyun. Biri diyor Hüseyin Koç. Ya siz buraya hayvanat bahçesi mi sandınız kardeşim diyor ya. Bu da espri olsun. Sağ olanlar Allah uzun ömür versin. Ölenleri de Allah'tan rahmet diliyoruz. Başkanım inşallah hayırlı uğurlu olur diyoruz. Şimdi buradan sepet kolumuza gidiyoruz yolumuza. İnşallah başkanım Zeynel abi hep beraber inşallah bu eseri meydana getiririz. Biz bu işe şu anda gecemizi günümüzü seferber etmek durumdayız yani. Gece gündüz koşuyoruz. Tabii sadece benimle de olmayacak. Muhtarım var. Ekip işi yani. Ekibimiz şu anda iyi. Kısa zaman içinde yani 2 ay içinde hem derneğimizi hem dernek yönetim kurulu oluşturduk. Kongreye gittik. 1. arsayı aldık. Akabinde 2. arsayı aldık. İnşallah bu şekilde giderseniz Sayın Muhtarım'ın dediği gibi Ramazan'la kurban arasında inşallah temelini atarız ya, dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun razı diyoruz muhtarım. Allah'a ısmarladık. Öncelikle güle güle diyeyim Zeynel Bey. Öncelikle Boyabatlı hemşerilerine desteklerimizi bekliyoruz yani. İnşallah. Ankara, İstanbul, İzmir ve Avrupa'daki sevgili dostlar, hayır yapmak isteyen ama şimdiye kadar bazı hayırları yaptık da işte şöyle oldu böyle oldu diyorsunuz, ben bunu biliyorum. Bana da çok büyük destek veriyorsunuz. Sizlerin vesilesiyle 470 engellimizin ayağına ayak olduk.
akülü ve manuel araba verdik. Sel mağduru, baraj mağduru, evi yananlara ikinci el eşya kampanyamızı 3 sene devam ettirdik. Hala onu da bir vesileyle devam ettirmeye gayret ediyoruz. Eğer sizler böyle hayır yapmak istiyorsanız bize alo deyin. Biz de başkanıma, muhtarıma ararız, ulaştırırız. Yaptığınız hayırları da nereye gittiğini görmeniz için görüntüleriz. Camimizin açılışında, yapılışında çekimleri yaparız. Kimler ne filansa ettiyse, buraya bağış yaptıysa, bunu da işte filanın bağışı bu kadardı deriz. Sizin de vicdanın rahat olursunuz. Yaptığınız hayrın nereye gittiğini görmüş olursunuz diyorum. Allah'a ısmarladık. Allah mahcup etmez inşallah. Allah hayırlı uğurlu olsun. Evet. Yöremiz töremiz devam ediyor. Bizleri izlemeye devam edin. Şahinoğlu grubun katkılarıyla Yüremiz Töremiz sona erdi.